başladım. Yine oradan başlayayım. Hani Bourdieu'nun meşhur sloganı, sözü, araştırmasız teori boştur. Yani hani felsefeci teori yapar ama sosyolog teori yapmakla teori düzeyinde kalmaz. O teoriyi araştırmaya uygular. Alan araştırmasına uygular. Araştırmaya uygular. Araştırma ve kuram birbirinden ayrılamaz. Birbirlerine iç içe geçmiş, kenetlenmiş haldedir. Birisi öbürünün gelişmesini sağlar. Bu cümlenin ikinci kısmı araştırmasız, ne dedik? Araştırmasız kuram boştur dedik. Kuramsız araştırma kördür diyor. Yani eğer kuramınız olmadan sadece araştırma yapmak için alana gider, bir anket uygular, veri toplarsanız niceliksel veya derinlemesine görüşmeler yapıp niteliksel veri toplarsanız, teoriniz yoksa niceliksel olan da frekans dağılımları ortalaması hani istatistiğin sağladığı ama peki ne? Anlamı ne bunun? Hani bu istatistiğin anlamı ne? Peki bu değişkenindeki dağılımını hani anket uyguladığın kişilerdeki dağılımını verdim buraya. Yüzde bilmem kaçı böyle yani yüzde bilmem kaçı ilkokul mezunu yüzde bilmem kaçı ortaokul, lise, meslek okulu, üniversite. Ya, tamam peki bu ne? Yani hani bunu neyle ilişkilendireceksin? Bağımlı değişkenin ne? Onun alt kategorileri ne? Bu ikisini o bağımlı değil yani bunu yani kuramın sana nelerin bağımsız değişken, nelerin bağımlı değişken olacağını ve hangi değişkenlerle hangi değişkenler arasındaki ilişkilere hangi kontrolleri sağlıyor istatistiki olarak bu nicelikselde. Nitelikselde bu sefer istatistiksel değil, hani bu sefer topladığın insanlarla olan konuşmalardan alıntıların var. Yani bu alıntıları yani alt alta sıralarsan bir veri yığını olur teorisiz. Ama teorin varsa teorine göre ve verilerine göre temaları belirlersin. Yani bu cevaplar işte benim yine burada da hani bağımsız değişken, bağımlı değişken açıklamaya çalıştığım şey konusundaki dağılım ne bir kere? Yani kaç farklı konuda dağılım var? Hani benim açıklamaya çalıştığım şey tek boyutlu değil, kaç boyutlu bir kere? Hani boyutları. Peki benim anlamaya çalıştığım bu şeyin varyasyonu ne? Yani eğitimle ilişkisi ne? Kadınlar ve erkekler benziyor mu? Gençler ve yaşlılar yani onlarla bütün bu farklı kategoriler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya analiz yapman lazım. İşte bu analizi yapabilmen için gerekiyor diyor. Tamam. Hani buradan başladık ve işte tam da orada hani bir şekilde sosyolog alana gidiyor. Alan işte Bourdieu'nun field dediği field. Bourdieu field kavramını yani toplum kavramını field kavramı yoluyla yani veya alanlar fieldler kavramı yoluyla anlamaya çalışıyor. Diyor ki modern toplumlar hani modern öncesi toplumlarda az sayıda
farklılaşma var. Ne var? Hani genel olarak bir bey var, köyler var. İşte bu beyler bir araya gelip hani bir merkezi devlet oluşturuyor. Geri kalanı orada da iki şey var. Bir tarımsal tarım alanındaki üreticiler, bir de hani şehirlerdeki zanaatkarlar, esnaf, tüccarlar ve zanaatkarlar. Hani bu. Ama modern toplumlarda öylesine farklılaşıyor ki bir kere hani meslekler farklılaşıyor. Ve insanların bulunduğu alanlar farklılaşıyor. Yani meslekler hani ekonomik alandaki meslekler başka bir şey. Kültürel alandaki meslekler başka bir şey. İşte bilimsel alandaki bütün hani farklı farklı bilimler, doğal bilimler, sosyal bilimler veya sanat alanında farklı farklı sanatlar, yani her birisi farklılaşmış şekilde yani dolayısıyla hani yüzlerce alana farklılaşmış durumda modern toplumlar ve hani sosyologlar da bu alanların her birisini ve bu alan birbirleriyle olan ilişkilerini inceliyor. İnceliyor. Yani şimdi bir kere hani alan dediğimiz zaman bireylerden, öznelerden bağımsız, nesnel alanları, hani ekonomik alan dediğimiz zaman hani orada fabrikalar, firmalar, işte bütün onların kasabalara, şehirlere dağılımı, yani ekonomik alan veya sanat alanları dediğimiz zaman sanatsal alanlar, hani bütün işte onların da işte orada ressamlar, orada müzisyenler, orada romancılar, edebiyatçılar, onların alt alanları her birisi veya bilim alanı, bilim alanındaki her bir bilim veya yani diyor ki bu alanlar her birisi alan ne zaman olur? Her birisi kendi özerkliğini kazandığı zaman. Nereden özerklik kazanacaklar? İktidar alanıyla. O toplumdaki iktidar alanı eğer az müdahale, yani müdahale etmiyorsa, ne kadar az müdahale ediyorsa veya ne kadar müdahale etmiyorsa o kadar özerk, otonom ve o kadar kendi doksası, yani kendi kurallarını uygulayan alanlar ortaya çıkıyor. Ve o kadar o alana özgü pozisyonlar ve onların örgütlenmesi, hiyerarşisi ortaya çıkıyor. Yani mesela İngilizcesini anlatırken şeyi örnek verdim. Hani ekonomik alan ile iş alanı ile sanat alanı veya iş alanının, ekonomik alanının mesela sosyal alandan farklılaşması, arkadaşlık alanından farklılaşması. Yani ne zaman iş başka, arkadaşlık başkadır dediğiniz zaman işin kendine özgü doksası, kuralları, kanunları, ekonominin veya sanat alanında sanat alanındaki kişi ekonomik alandaki kişinin çıkarlarıyla, ekonomik alandaki çıkar kavramıyla sanat alanındaki çıkar kavramı farklıdır diyor. Yani ekonomik alandaki çıkar kavramı daha maddi, daha kazanca yönelik, daha kâra yönelik, hani gelirini artırmaya yönelik iken sanat alanında
ki çıkar o sanatın güzelliğini, estetiğini, o sanatın kendine ait değerlerinin hani ekonomiden ve siyasetten ve diğer alanlarından göreli bağımsız olarak kendi alanının ürünlerinin değerli olduğunu, yani resim alanıysa tabloların, ressamların tablolarının hani değeri, yani estetik değeri, güzel çirkin olma değeri, insanlar tarafından o güzelliğin farkına varılıyor. Yani dolayısıyla bir anlamda iş alanındaki çıkar mantığı daha maddi iken buradaki tamamen simgesel, estetik, sanatsal tersi. Yani buradaki insan, yani oradaki insan parayı maksimize etmeye çalışırken çıkarı, parayı maksimize etmek, maddi geliri. Burada ise maddi olmayan sembolik gelir. Buradaki gelir ne? Yani iyi bir tablo yapmışsan, ne kadar çok iyi tablo yapmışsan bir ressam hayatı boyunca, hani o kadar o alanın değerine göre o kadar zengin oluyor. Yani zengin, bu sefer yine ekonomik alandaki bir kavram kullanmış oldum. Yani o kadar iyi ressam oluyor. O kadar iyi ressam. Ha, zengin ressam da olabilir eğer bu tablolar bir şekilde ekonomik piyasada, tablo resim piyasasında değeri varsa, ki hani eski ressamların tabloları bazen 20 bin, 20 milyon falan, mesela Picasso'nun tabloları hani olabilir, ama o resim alanının değeri değil o. Yani yüksek fiyat getirecek tablo, resim yapmak değil ressamın amacı. Daha önceki, daha öbür ressamlardan ve tarihsel olarak daha önceki ressamlardan daha farklı ve daha güzel resim yapmak. Amacı bu. Yani ne kadar daha farklı renkleri bir araya getirebilirse, ne kadar daha farklı şekilleri oturtabilirse tabloya, yani görüyor musunuz? Amacı tamamen maddi olmayan, yani hani çıkar diyemeyiz. Veya bir sosyal alan düşünelim. Mesela bir dernek, şeylere yardım derneği, şizofrenlere yardım derneği veya şizofrenlerin işte koruma derneği, yani şizofren ailelerinin, yani oradaki şeyini para kazanmak değil, yani şizofren ailelerine ve şizofrenlere yardım etmek. Yani oradaki kazanç ne? Para değil. Yani yardım ettiğin için sana verilen, ah ya, iyi bir insan, yardımsever bir insan. Hani ne kadar çok yardım edersen o kadar çok yardımsever. Yani o kadar, yani bu yardımseverlik şeyinde maddi imkanlarını da kullanıyor olabilirsin buraya. Yani buradan, yani sen bu derneğe maddi imkanlar için gelmiyorsun. Tam tersine kendi zamanını ve maddi imkanlarını kullanarak başka insanlara hizmet etmek üzere. Yani buradaki çıkarın, yani ne kadar çıkar değil, değil mi? Yani ekonomik alandaki çıkar kavramının ne kadar tersi bir kavram. Ha, diyor ki işte bu, diyor, alanlar ne kadar farklı çıkar kavramları, yani maddi çıkardan farklı veya her birisi birbirinden farklı oluşturabilmişse o kadar özerktir ve kendi doksasını, kendi kurallarını
oluşturur ve bu kurallar o alandaki failler tarafından sürekli tartışılarak, mücadele edilerek değiştirilir. Hani toplumsal değişme kuramı böyle bir şey Bourdieu'nun. Yani alanda hakim konumda olanlarla, yani o alandaki sermayeyi, şimdi evet sermaye kavramı birden girdi buraya, alanı tanımlarken ne kadar fazla varsa elinde, hani işte ne kadar çok yardımseverlik yapmışsa veya ne kadar iyi resim yapmışsa, hani o hakim konumlarda oluyor alanda, üst konumlarda oluyor. Yeni girenler de alt konumlarda oluyor. Yeni girenler, alt konumlarda olanlar, üst konumlarda olanların koyduğu kuralları değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bunu değiştirirken de hani yumruk yumruğa değil, tam tersine onlar daha güzel ve daha yeni yollarla resim yaparak veya daha güzel, daha yeni, daha çok insana ulaşarak yardım derneğinde veya neyse, yani veya daha güzel, daha heyecan verici polisiye romanlar yazarak, yani mesela gençler, ama oradaki daha önceden çok polisiye roman yazmış olan kişi de diyelim Field'de, yani polisiye roman yazmanın raconunu belirlemiş, yani şöyle 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 yazılır diyor. Yeni giren de onu taklit ederek başlıyor belki, ama sonra hani kendi roman yazma türünü veya resimde kendi stilini veya müzikte kendi hani müzik yapma biçimini geliş, yani böyle bir mücadele var ve bu mücadele ve bu alandaki konumlar o alanın hermeneutik olarak belirlenmesini sağlayan kapitallere göre, sermayelere göre oluşuyor. Şimdi burada hani Marx ve Bourdieu ilişkisi, biliyorsunuz hani sermaye kavramı Marx'ın kapitalizm ne anlamak üzere yani kullandığı temel kavramlardan birisi ve hani üç ciltlik kitabının adı Das Kapital, hani birinci, ikinci, üçüncü cilt. Yani bu ne? Kapitalist sermaye, ekonomik sermaye, sermaye ile iş gücü arasındaki ilişki, sermaye ile iş gücü arasındaki ilişki, işte buradaki artı değer, yani bütün hani Marx'ın üç ciltlik kitabı ve diğer kitapları. Şimdi Bourdieu diyor ki günümüz toplumlarını anlamak için günümüz toplumlarındaki hiyerarşiyi, sınıfları, yaşam biçimlerini, yaşam stillerini anlamak için ekonomik sermayedeki farklılıklar yeterli değil. Tabii ki o önemli. Hani onu ekonomik alanı ve ekonomik alanın diğer alanlarla olan ilişkisini çalışırken anlamaya çalışıyoruz. Ama sanat alanını anlamak için sanat alanının sermayesinin ne olduğunu, her sanat alanının sermayesi, o alana özgü güzellik nasıl bir güzelliktir? Yani özerk bir şekilde hani orada insanlar üretimleriyle farklılaşıp farklı konumlara oturmuşlar. İşte bu konum ne? Yani ekonomik alanda sermaye miktarlarına göre ne kadar sermayen büyükse hani o kadar ekonomik hiyerarşisinin tepesinde oluyorsun. Ne kadar az bir sermaye ile girmişsen piyasaya küçük bir girişimci olarak hani o kadar. Ama burada da işte ona benzer bir şekilde ne kadar çok tablo yapmışsan bir ressam, bir resim alanında hani o kadar
o sermayeden o alanın, yani resminde alt alanları var. Hani en o alanın sermayesine en çok sen sahipsindir ve hakim konumdasındır, üst konumdasındır. Ne kadar az resim yapmışsan, ne kadar yeni girmişsen alt konumlara yerleşirsin diye mücadele ediyorsunuz. Yani bu alanın sermayesi, kuralları ne olmalı, sermayesinin tam olarak türü ne olmalı, bu sermaye dağılımı ne olmalı, bu sermayenin ekonomik sermaye ile ilişkisi ne olmalı, siyasal devlet sermayesi ilişkisi ne olmalı veya hani sosyal sermayesi ilişkisi, yani bütün onlardan nasıl, yani böyle bir mücadele devam ediyor burada. Yani o alana özgü bir sermaye kavramı mı gelişiyor? Yani toplumlarda böyle bir şey var. Bütün bu farklılaşmalar olmuş ve her alanın ve alt alanın kendine özgü değerli üretimleri var. Değerli üretim. İşte her alanın farklı değerlerinin değerlendirilmesi, her alanın farklı anlamlara anlamlandırmalara sermaye değerli demesi, değerli demesi ve alanların işte bu sermayelerin dağılımıyla, yani şimdi peki bunu daha genel, yani resim alanından çıkaralım, kültürel sermaye diyelim, ekonomik sermaye, kültürel sermaye, kültürel sermaye ne kadar ekonomik sermayeden ve devlet siyasal sermayeden ne kadar bağımsızsa o kendi o ekonomi kültürel sermaye o kadar değerli. Yani her birisi o kadar değerli. Yani kültürel sermayenin içine bütün sanatsal sermayeler giriyor, bütün bilimsel sermayeler, yani kültürel alan, yani ekonomik alanın ve siyasal alanın, yani bu iktidar maksimize edilmeye çalışılmıyor bu alanlarda. Siyasal veya para maksimize edilmeye çalışılmıyor bu alanlarda. Bu alanlarda o alanın anlamlandırdığı şey, kültürel olarak anlamlandırdığı şey maksimize edilmeye, çoğaltılmaya, daha da güzel, daha da etkin hale getirilmeye çalışılıyor. Daha da gelişmiş, genişletilmiş hale. Ve işte her birisinin ona özgü sermayesiyle her bir alanın sınırları belirleniyor diyor. Ve de her bir alana giriş, o alan ne kadar özerk hale gelmişse o kadar o alana girmek için önceden bir şeyler kazanmış olmak gerekiyor. Eğer onları kazanmadan o alana girersen, hani ya ben de resim yaparım, atölyesinde çalışmak veya akademiye gitmek neymiş falan dersen, yani hani ya, eğer işte olağanüstü bir yeteneğin yoksa artık senin resimlerini kimse almıyor, yani veya kimse beğenmiyor, yani hani bu 15. yüzyılda yapılandan daha da geride bir şey bu kardeşim, ne bu falan, hani dolayısıyla yani sen o günün koşullarında, o günün beğenilerine göre hani resim yapıyor olman lazım. Veya hani bunu İngilizce anlatırken anlattım. Mesela sosyoloji alanına dedi ki, hani bilimsel alanda ne kadar nesnel dünyayı yani nesnel alanı nesnelliğiyle kavrayabilmek, yani oradaki sermayeleri kavrayabilmek ve oradaki yani sosyoloji alanını düşünelim. Sosyoloji alanına eğer
hiç lisans eğitimi bile bilmeden canım ben de biliyorum sosyoloji diye girerse o giren kişi alanların bilgisini kendi sınıfına göre, kendi değerlerine göre, kadınlığına, erkekliğine göre, kendi ideolojisine, inançlarına göre onun bilgisini. Ama oysa ki sosyoloji alanının, bilimsel alanların hedefi, yani oradaki kar, sembolik kar, nesnellik. Ne kadar nesnel bilgi üretebiliyorsan, ne kadar bilimsel bilgi üretebiliyorsan o kadar değerli. Ama bilimsel bilgiyi işte biraz önce araştırma ve kuram ilişkisini anlatırken ne kadar çok kuram öğrenmişsen, yöntem öğrenmişsen, onun uygulamasını öğrenmişsen, alanda uygulamasını öğrenmişsen ve bunu hani lisansta, yüksek lisansta ve doktorada, yani doktorada doktorası olanlar sosyologtur dediğin zaman sosyoloji alanına girişi yükseltiyorsun. Yüksek lisansları yeterlidir sosyolog olmayı. Onu bir lisans derecesini almak yeterli dediğin zaman, yani her bir alana giriş, yani alanın değeri olan, yani bilimsel bilgiyi üretme zaman içinde hani daha da fazla diyelim bilimsel habitusu kazanma. Evet, şimdi o zaman Bourdieu'nun üçüncü kavramına geldik. Alandaki konumlar esasında failler tarafından, faillerin de habituslarına göre, habituslarının gelişimine göre, yani eğer resim alanına giriyorsa veya müzik alanına giriyorsa, eğer o ailede yani çocukken ilk habitusun ilk gelişmeye başladığını, en temel habitus oluşturucu olan aile alanında, hani field, aile alanındaki şey nedir? O toplumun bilgilerini, değerlerini, hünerlerini, dilini en iyi şekilde çocuklara vermek, değil mi? Eğer o ailede müzisyen, baba müzisyense, anne müzisyense, o zaman hani bütün diğerlerine ek olarak daha doğduğundan, belki doğmadan önceden beri müzik dinlemeye başlıyor. Müzik aletleri var evde. Dolayısıyla habitusu hani müziğe doğru yönelik. Yani Mozart'ı düşündüğümüz zaman, hani kız kardeşi babası müzisyen, kız kardeşi kendisi, yani hepsi müzisyen aile. Ancak böyle bir müzisyen ailede 5 yaşında bir Mozart beste yapabiliyor. Yani yoksa dolayısıyla hani o işte klasik müzik alanına girebiliyor genç yaşta, hani daha önceden Mozart'tan önce var olan kompozitörler tabii ki hani daha başlangıçta, ama hani oraya doğru, tepeye doğru tırmanan, yani bunun olabilmesi için hani müzik sermayesini ne sahip olabilecek habitusu daha başından edinmiş olması gerekiyor. Şimdi peki habitus ne? Şimdi Bourdieu'ya göre habitus esasında, diyor Bourdieu, gerçeklik ilişkiseldir. Ve iki biçimde, toplumsal gerçeklik iki biçimde var olur. Bir, nesnel biçimde, dışarıdaki hittirmalar, ekonomiler, ressamlar, bilim insanları, tüketiciler, üreticiler, yani bütün onların ilişkileri. O ilişkiler, nesnel ilişkiler dünyası. Ama bir de
Çocuk bebek doğduğundan itibaren aile alanından başlayarak eğitim alanının değişik kademelerinden bu nesnel dünyanın bir kopyası da zihinsel olarak, zihinsel dünyada, öznel dünyada oluşur. Yani öznel dünyadaki, zihinsel dünyadaki gerçeklikle dış dünyadaki işte gerçek dünyadaki gerçeklik eğer zihinsel dünyadaki veya hatta zihinsel ve bedeni zihinsele indirgemiyor doğru bedeni dünya beden ve zihin beden ve zihin ayrımına karşı esasında yani hem yani habitus hem bedeni hem zihni birleştiren bir şey. Yani eğer öyle bir habitus ediniyor ki müzik alanına girdiği zaman hemen oranın değerli olan şeyin, oranın kurallarını, aletlerin nasıl çalınacağını, nasıl birbiriyle orkestra içinde falan filan, yani bütün bunları hemen anında habitusu ona yardım ediyor. Ve oranın değerli olan sermayesini biriktirebiliyor ve yukarı doğru tırmanmış olanlarla mücadele veya hani öyle bir aileden geliyor ki iş dünyasına girdiği zaman oradaki kar zarar hesapları nenin karlı nenin zarar ettirici nasıl ilişkiler kurmak gerekir yani bütün onları habitusunda yazılıysa eğer iş dünyasında başarılı oluyor. Ama eğer yani iş dünyasıyla ilişkisi olmayan bir ailede bir habitus ve okullarda habitus edinmişse mesela genel olarak böyle benim verdiğim bir örnek hani memuriyette çalışır çalışır sonra emekli olur. Belirli bir emeklilik ikramiyesi vardır. Onu ekonomik alanına girip yani orada teşebbüs bir girişimci olmak ister ve bütün o şeyi 2-3 yılda tüketir. Çünkü şeyini bilmiyordur. Yani oradaki doksayı, yani şimdi doksa her alanın kendi kurallarını, kendi değerlerini ifade eden, yani o alanın sağduyusu diyelim, o alanın temel bilgisi, yani temel bilgisi. O alanın temel bilgisi habitusunuza göre işte aldığınız eğitime yani ailede ve okulda aldığınız eğitime göre o habitus o sermayeyi o alana girebiliyorsunuz veya giremiyorsunuz. Yani bir kere hani başından hani şeyi örnek verdik sosyolojiyi hani belirli bir sosyoloji eğitimi gerekiyor hani alana girmek için. Olmadan girerseniz başka bir şey. Hani aynı şekilde yani tabii ki şeyde bir sınav yok, derece yok iş alanına girerken. Ama orada da tabii ki hani belirli bir ticaret odasına mesela kayıt ettirmen gerekiyor. Yani belirli bir şekilde bir firma hani yasal gerek şeylerini yerine getirmen belirli bir sermayen olman gerekiyor. Yani sıfır sermaye ile bir şey falan. Yani her alanın kendine göre doksaları var, kuralları var, değerleri var. Maksimize edilen her alanda şey, hani ekonomik alanda ekonomik çıkar para, siyasal alanda hani iktidar, sanat alanında o sanat alanının güzel saydığı şeyi, değerli, güzel ve değerli bulduğu şeyin üretilmesi, çoğaltılması. Bilimsel alanda bilimsel değeri olan bilginin üretilmesi, çoğaltılması ve onun gittikçe daha bilimsel ve daha açıklanmayan yerin kalmıyor oluşu. Hani gittikçe ve yeni bilgiler edindikçe yani ne kadar az bildiğimizin farkına varıyoruz. Yani çünkü yeni bilgilerle birlikte
daha önce hiç farkında olmadığımız alanların da bilgisinin üretilmesi gerektiğini görüyoruz falan. Şimdi evet, yani bunu belki de daha fazla uzatmadan şimdi şeye gireyim. Bravoy ile Riley Dylan John Riley'nin tartışması. John Riley şey üzerine yazdığı, Bourdieu üzerine yazdığı bir kitapta ve diğerleri esasında Bourdieu'yu eleştiriyorlar. Yani Bourdieu'nun özellikle Bourdieu'nun Distinction kitabı, ayrım diye Türkçe çevrildi. Ayrım kitabını tartışıyorlar. Şimdi ayrım kitabında esasında burada sizinle şeyi paylaştım. Şurada Bourdieu'nun bir Japonya'da verdiği bir şey konferans dizisi var. Yani o birinci konferansın makale olarak basılmış. Onu paylaştım. Hızlıca şimdi sizinle de paylaşayım. Sonra Bravo'ya ve diğer şeylere tekrar döneyim. Hızlı bir şekilde şuna girersem. Evet, şimdi bu yani bu bir makale, yani başına gitmeyeceğim, hangi şu anda hatırlamıyorum ama yani başında var. Ama aynı zamanda Practical Reason, pratik nedenler diye bir kitabında da bu birinci bölüm, sonra ikinci bölüm. Şimdi 1984 yılında yayınladığı bu Distinction in Fransızca, ayrım Türkçe kitabında Bourdieu Fransız toplumunun sınıfsal yapısını, tabakalaşma yapısını, ekonomik sermaye, kültürel sermaye, sosyal sermaye dağılımları açısından, yani sadece ekonomik sermayenin gelir dağılımı açısından değil, aynı zamanda kültürel sermaye ve aynı zamanda sosyal sermaye, yani bu işte 1960'ların ikinci yarısında başlayıp 70'ler boyunca devam ettirdiği ve işte 80'in başında veya 70'lerin sonuna doğru yazdığı bir kitap bu. Yani şurada bu şeyde bu makalede söylediğim gibi Japonya'ya gittiğinde yani Japonya'daki toplumsal yapıyı, sınıfsal yapıyı, tabakalaşma yapısını anlamak için acaba benim Fransa'da yaptığım araştırmanın Japonya'da da uygulanabilir olanlarını size gösterebilir miyim diyor. Ve sonra da tabii diyor, ben hani Japonya üzerine konuşamam, çünkü hani Japonya üzerine konuşacak olursam ancak hani turistlerin fark ettiği Japonya'dan nasıl hani geyişelerle veya şöyle buyla nasıl farklı oldu, öyle değil diyor. Yani ben bir sosyolog olarak Japonya'nın toplumsal yapısının, sınıfsal yapısının Fransa'ya ne kadar benzediğini esas göstermek istiyorum. Ve Fransa'ya ve hani hem Fransa hem Japonya'nın üstünde acaba hani gelişmiş kapitalist ülkelere genellenebilecek hani bir model sunabilir miyim diye şu anda önünüzde olan bu tablo, bu kitabın kitaptan alınmış bir tablo. Tabii buradaki şeyleri okumak çok zor ama bu böyle bir şey analizi yapıyor. Correspondence analizi deniyor buna. Tekabüliyet
Tekabüliyet analizi, çoklu tekabüliyet analizi. Şimdi istatistik dersinden hatırlayın. Yani bu kitapta hem niceliksel hem niteliksel yöntemleri kullanıyor. Dikey eksende kültürel ve ekonomik sermayenin toplamı var. Yani üstte bu sermaye en fazlası olanlar, altta en az olanlar toplam ekonomik sermayede. Yatay eksende ise kültürel ve ekonomik sermayenin her ikisindeki dikey eksenin bir tarafında kültürel sermaye pozitif, ekonomik sermaye negatif, öbür tarafında ekonomik sermaye pozitif, kültürel sermaye negatif. Dolayısıyla hani bu şeyin dört hani şeyi kadranı diye düşünün, hani bir şeyle dörde bölündüğünü, yani şu diyelim ki sol alt köşede ekonomi toplam sermaye açısından toplam sermayesi düşük olanlar ama kültürel sermayesi fazla olanlar burada. Şu alt sol kadranda. Üst sol kadranda ise yine kültürel sermayesi olup ekonomik sermayesi de ya veya toplam sermayesi de olanlar. Yani ekonomik sermayesi düşük ama toplam sermayesi yüksek. Ekonomik sermayesi düşük. Yani çok az grup var gördüğünüz gibi. Mesela ne var orada? Hani ekonomik sermayesi düşük, kültürel sermayesi yüksek ama toplam sermayesi yüksek olanlar ve düşük olanlar. Şimdi baktığımız zaman şurada mesela yüksek eğitim sektöründe yer alanlar, üniversitelerde yer alanlar, toplam sermayeleri yani kültürel artı ekonomik sermaye hani en tepelerde değil ama şeyin yatay eksenin üstünde ama kültürel sermayesi çok fazla veya artistic production diyor burada. Yani sanatsal üretim, iyi sanatsal üretim yapar. Veya hani aşağıda az sermayesi olup kültürel sermayesi yüksek olanlar mesela ortaokul öğretmenleri yani yüksek okul üniversite hocalarıyla ortaokul lise hocaları mesela her ikisi de kültürel sermaye açısından yüksek ama kültürel artı ekonomik sermaye bakımından azlık ve çokluğa göre değişim. Şimdi öbür sağ kadranlara bakınca düşük toplam sermayesi olan ama yüksek ekonomik sermayesi olan yüksek ekonomik sermayesi ve yüksek toplam sermayesi olanlar yani ekonomik artı kültürel şurada mesela buraya ne gelmiş? Dur bunu biraz büyüteyim. Sadece o ekrana yoğunlaşmak üzere. Şuradan onu büyüteyim ve oraya doğru yoğunlaşayım. Allah. Heh. Tamam. Şimdi ne görüyoruz? Urban property, inheritance. Yani burada sanayiciler ve ticari alanda olanlar, mesela tatil otelleri veya otomobil kulübü üyeliği veya sanat koleksiyoncusu olma falan. Yani bu sağ
üst kadranda, yani toplam sermayesi yüksek, ekonomik sermayesi yüksek ama kültürel sermayesi düşük olanlar bunlar. Tamam mı? Ev alabilenler, evde sinema koyabilmiş, tenis kulübünde üyeler, golf kulübünde üyeler falan görüyor musunuz? Yani bu tekabüliyet analizi dediği bir analizle hem failler hem de faillerin özellikleri bu haritaya yansıtılıyor. Toplam sermayesi az olup ekonomik sermayesi fazla, kültürel sermayesi düşük olanlar ise mesela father employer, kasabalar daha çok, yani 50 bin nüfusdan küçük kasabalarda işte 2,1 çocuklu aile bunlar. Mesela 50-60 haftada 50-60 saat çalışıyorlar filan. Yani böyle gördüğünüz gibi böyle dört katranlı diyor ki, hani tabii ki Japonya'da, yani bu 1970'lerde Fransa'daki sınıfların ve sınıfların yaşama stilinin ve tüketim düzeylerinin ve beğenilerinin, beğeni yani müzikte neyi beğeniyor, resimde neyi beğeniyor, sinemada neyi beğeniyor'ya göre hani kültürel sermayedeki farklılaşma, hani Japonya'da da hani işte Fransa'daki gibi şu müzik değil, hani bu müzik olur onun, hani daha toplam sermayesi daha yüksek ve kültürel sermayesi daha yüksek olanların değer verdiği müzik yine orada da vardır, burada da vardır. Ama oradaki farklı, buradaki farklı olabilir. Yani o farklılık üzerinde durmak yeterli değil. O benzerlik, yani bu hangi kadranda olduğunu bulabilmek, yani sosyoloğun hani bu benzerlik düzeyine ve farklılıklar düzeyine gidip gelebilmesi, karşılaştırmalı olarak işte sosyolojik modelimiz bunu bize sağlıyor olmalı diyor. Şimdi buna bir şey olarak, işte dediğim gibi daha önce sözünü ettiğim, bunu göndereyim şimdi. Sözünü ettiğim ve biraz önce paylaştığım makale Barovey'in makalesi ki söylediğim gibi hani Bourdieu'ya yöneltilmiş, Riley'in ve diğerlerinin eleştirilerine cevap veriyor. Bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını reddediyor. Mesela hemen tekrar şunu paylaşayım, bu makalesini Broway'in hemen şurada paylaş. Mesela bu yani toplumsal yeniden üretim konusunda işte Cezayir sonra kendi ve Grand Ecoles araştırması var. Yani yüksek bürokrasi yetiştiren, yani bir devlet bürokrasisine ve profesyonelleri yetiştiren ekoller. Yani hani ile işte kabile, yani bu ikisini karşılaştırarak neleri bulmaya çalışıyor ve hani bu toplumsal yeniden üretimi çalışırken nasıl habitus kavramı hani önemli oluyor. Habitus kavramının işte devam etmesi, parçalanması, ikiye bölünmesi filan.
Yani mesela burada Riley ile yani mesela Riley'nin eleştirisi burada yöneltilen yani toplumsal değişmeyi nasıl açıklıyordu bu diyor. Allah her alandaki hakim pozisyonda yani üst pozisyonda ve alt pozisyonda olanların hani o alandaki sermayeye çok ve az sahip olanlar arasındaki mücadeleyle hani o alan değişiyor. Hani toplumun genelini düşünecek olursak hani bu sefer sınıfların birbirleriyle mücadelesiyle. Ama şimdi Riley'nin ve diğerlerinin eleştirisi Bourdieu biraz önce anlattığım ayrım araştırmasında, distinction araştırmasında daha çok kültürel sermaye üzerinde, yani sınıfları kültürel sermaye ve ekonomik sermaye üzerinden ve daha çok tüketim alanındaki ve hayat stili, yaşam stili ve oradaki beğenilere göre yapıyor ve hani ekonomik sermayeye sahip olma ve olmama ve üretimdeki konumları ihmal ediyor konusunda. Yine mesela bu biraz önce sözünü ettiğim bekarlar balosuna şey örnek vererek bu diyor nasıl orada hani bir toplumsal değişmeyi açıklamaya çalışıyor gene. Hani ne oluyor orada? Artık giderek köylü aileleri kendini yeniden üretemez hale geliyor ve toplam nüfus içindeki köylü nüfusu azalıyor. Yani %5'lere düşüyor daha da aşağıya. Çünkü neden? İşte o kendi kendilerine uyguladığı simgesel şiddet dolayısıyla. Hatırlayın hani Bourdieu ne bulmuştu orada? İşte birlikte ilkokula gittiği arkadaşlarının 50-60 yaşlarındalar, 40-50-60'lar. Ama hala bekarlar. Neden? Çünkü o köyde, oradaki akrabalık sistemi içinde büyük erkek kardeşlerin, küçük erkek kardeşleri ve kız kardeşleri ve özellikle kız kardeşlerine bir favor yapmaları, yani bir kıyak yapmaları, bir güzellik yapmaları, onların hayatlarını kurtarmaları, nasıl? Onları kentsel işlere göndererek, kentteki şeylerle, damatlarla evlendirerek. Ama bunu her kardeş kendi kız kardeşine yaptığı zaman her birisi evlenebileceği kadının kalmamasına yol açıyor. Yani kendinin evlenip kendi şeyini, ailesini sürdürememe durumuna kendisi düşürmüş oluyor. İşte kendi durumunun, yani kendi alt konumdaki durumunu diyelim, yani kendi kaybeder durumdaki konumunu kendisi katılarak, yani kendisi işbirliği yaparak onu kendisi sağlamışsa, yani kendi kendine fiziksel şiddet değil, simgesel şiddet uygulamış oluyor. Ve bunun da genel olarak farkında olmadan, yani başka bir şeyi gerçekleştirirken, yani kız kardeşlerine iyilik yaparken kendinin yeniden üretimini, toplumsal ve biyolojik yeniden üretimini yasaklamış oluyor. Yani makalenin adı da hani yeniden üretimin yasaklanması süreçleri. Neyse, yani hani burada bir toplumsal değişme oluyor. Hakikaten köylü nüfusun azalması, şehirli nüfusun, yani köyden şehre göçün bir mekanizmasını simgesel şiddet yoluyla bir toplumsal değişme veya değişememe
mekanizmasını hani bu ortaya koymuş oluyor. Neyse örnekleri çok bilirim ama işte bunlar kısıtlı kalıyor diyor. Borrowey şeye hani Riley'e katılarak ve hani bu üç alanda hani toplumsal değişme ve yeniden üretim, sınıflar ve tabakalaşma ve kültürel olanın oluşumu ve değişmesi gibi alanlarda önemli katkılar yapıyor. Ancak bir anlamda Marx'tan kopuş, belirli bir düzeyde bir kopuşla, yani Marx'taki üretim araçlarına dayalı ekonomik sermaye kavramından kültürel, sosyal, simgesel sermaye kavramlarına geçerek üretim düzeyindeki ve üretim araçları düzeyindeki toplumsal belirlenmelerden uzaklaşmış oluyor. Ama Bourdieu da diyor ki buna karşı, veya hani Bourdieu da diyor ki tamam doğru, Riley bu konuda haklı, ama hani Fransa'yı ve hani ileri kapitalist toplumları anlamak için de yani nasıl farklı sermayelerle o toplumun farklılaştığını, farklı alanlara farklılaştığını ve alanların içinde farklı hiyerarşilerin oluştuğunu ve buradan da toplum içindeki sınıfların ve tabakaların bu çoklu sermayelerle anlaşılabileceğini, yani böyle bir tartışma, ama bilin zaten bir tartışmadır. Yani hem klasiklerle hem çağdaşlar birbirleriyle araştırma yaparak ve kavram kuram üreterek, tartışarak daha da bilimsel, daha da nesnel bilgi üretmeye çalışıyorlar. Evet, burada bunu keseyim. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi şunu göndereyim ve sizinle karşı karşıya geleyim. Ve şimdi şeyi bulayım. Şurada bir